Herkese Motosiklet Vizyonu'ndan merhabalar arkadaşlar. Bugün Motobox İstinye'ye geldik. Yanımızda Horvin PK3 var arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaşayım. Bu motosiklet, scooter daha doğrusu, farkı elektrikli olması. Farkı dokunmatik ekrana sahip olması. Farkı cruise kontrolü olması. Birazdan sizlere anlatacağım. Şimdi Motobox bünyesinde bulunan sürüş dahil aldığımız Horvin EK3'ün cildiz arkadaşlar. Bu arada etraftan duyduğunuz üzere biraz inşaat takluk sesler gelebilir. Maalesef şöyle bir göstereyim. Size Türkiye'de ilk olarak çektiğimiz Peugeot XT400 videosunu burada çekmiştik. İçeride motosikletler çok fazla olduğu için çok yerimiz yok. Sizlere olabildiğince sakin bir yere gelmeye çalıştım. Arkadaki sesler için şimdiden affola. Şimdi scooter'ı sizlere anlatmaya başlayalım. Biz arkadaşlar 6.2 kW'lık bir güç sağlıyor. Bunu benzinli olarak ölçecek olursak 1.35 ya da 1.34 duruma göre değişiyor arkadaşlar bu çarpı. Çarptığınızda ortalama 8.5 beygirlik, işte bir 110'luk 125'lik scooter'ın verdiği güce tekabül eden bir gücü var. 95 kiloluk boş ağırlığı var arkadaşlar scooter'ımızın. Neden boş dedim? Bu benzinli mi ki? Niye boş diyeceksiniz. Birazdan anlatacağım. Motosikletimizde, scooter'ımızda ağzım motosiklete alışmış. Tek batarya veya çift batarya seçenekleri olduğu için böyle bir şey söylüyorum. Evet. Motor şu anda parkta. Yani ben şu anda gaz versem dahi gitmeyecek. Buradan parkı aktif ettiğimde değmiş, read diyor. 1'e indirelim. 3 kademeli. Gayet soft. Kalkış için uygun. Sıfırsız. Sadece böyle bir uçağın kalkmadan önceki o sesi var ya, öyle bir ses var. Çok güzel bir sesi var. Bu scooter arkadaşlar 2021 tasarım ödülü almış bir scooter. kW güç üretiyor. 95 kilo gibi bir pilsiz ağırlığı var. Yani çok güzel. Hani koy çandana götür denir ya. İkinci pille ağır pil 18 kilo. 113 kilo bir pilli, 131 kilo iki pilli bataryalı ağırlığı. Bence gayet güzel. 284 kiloya kadar da ağırlık taşıma kapasitesine sahip. İki pilimiz var arkadaşlar. Hemen size şöyle bir göstereyim. Şöyle çok güzel. Bakayım nasıl odaklıyor. Çok güzel bir anahtar var. Yanınızda olması yetiyor. Şimdi anahtarı cebimize koyduğumuzda ekstra ihtiyacımız yok. Şöyle uyandırdığımızda birazdan dokunmatiğiyle nasıl çalışıyor sizlere onu da göstereceğim. Şöyle bir kere sola çevirdiğimizde bizi bataryamız karşılıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunu buradan çanta gibi çıkartabiliyorsunuz. Şu anda elimde kamera olduğu için tek elle yapamıyorum. İkinci bir batarya almak isterseniz bakın. Şu an odakladı, görüyor musunuz? Tam yerine oturan bir batarya yeri var. İki batarya alırsanız burada size çok bir şey kalmıyor, ancak tek batarya olduğu zaman burada kaskınızı vesairenizi rahatlıkla aldırabileceğiniz bir sele altınız oluyor arkadaşlar. Bataryası bize 95 km son hızda, yani bu da 3. güç oluyor. Birazdan size şu kontroldeki 1, 2, 3 neyi ifade ediyor anlatacağım. Güçleri arkadaşlar ifade ediyor. 3 en hızlısı, yani en hızlı gittiğimizde arkadaşlar bize 95 kilometre gibi bir menzil vaat ediyor. Birinci kademede 45 kilometreye kadar, ikinci kademede 75 kilometreye kadar, üçüncü ve en hızlı performans yerinde 95 kilometre son hız bize veriyor. 0.60'ının da 60 saniye olduğunu araştırdım, gördüm. Tam şehir içi motoru. Mesela şu anda İstinye'deyiz. Gördüğünüz yolun çoğunluğu bayırdı. Bayırı da tırmandı. Ama 3'te inanılmaz bir şarj yiyor, ama bu sefer de tabii ki performansa da çok güzel tat veriyor, yani 3'te de güzel gidiyor. Mesela 2'ye çekelim. 2 bence en ideali. 2 okula işe gitmelik güzel. 1 kaça kadar? 45'e kadar da yanlış bilmiyorsam. Maksimum 45'e kadar çıkaracak bizi 1.
Etrafındaki çerçeve hızınıza göre bak yeşile döndü, gördünüz mü? Zorladığınız zaman ekran çerçevesi renk değiştiriyor. Birinci kademede 45. İkiye çekelim. Mavi yandı, kırmızı yandı. Bak diyor, çok güç tüketiyorsun ve hızlı gidiyorsun. Viraj olduğu için deneyemedik. Mesela şurada bir yavaş sürüş yapalım. Motor yüksek gibi ama ayaklarım değiyor. Yani bakın iki ayağım. Zaten 95 işte piliyle 115 kilo, 103, 113 kilo bir şey. Önü de boş. Poşet askım da var. Yani bu motor benim istediğime gayet şehir içinde cevap verir diye düşünüyorum. Şimdi bakın bir yavaş sürüş yapalım. Daha da yavaşlayalım. Hiç ayaklarımı yere koyma isteği hissetmiyorum şu ana kadar. Şimdi şu geniş alanda bir gidon kedi çalışacağım. Gidon turu bakalım nasılmış. Burası önüm arkam mahalle arası olduğu için. Bakalım. Yani burayı tek seferde çok rahat bir şekilde dönebiliyorum. Şu kadar da boşluğum kalıyor. Bence gidon turu güzeldi. Yeşilde. Şu anda beni zorlamıyorsun diyor. Görüyor musunuz? Ekran çerçevesinde. Gaz açtığım zaman bu mavi, turuncu vesaire oluyor. Bu beni zorluyorsun, pilim bitiyor gibi anlamına, öyle bir anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi selimizi kapatalım. Size pille ilgili anlatacaklarım var arkadaşlar. Scooter'ımızın bataryası Samsung marka lityum iyon pillerle arkadaşlar donatılmış. Fabrika bize diyor ki 1000 şarj döngüsü ömrü var arkadaşlar. Bu da yani 365 günde her gün kullansan 2,5 yıl kadar bir her gün kullansan bir batarya ömrü bize veriyor. Bu da bize tabii ki benzin olarak bir avantaj sağlıyor. Yine bir başka avantajı da bunun arkadaşlar, hemen yeri gelmişken söyleyeyim. İçten yanmalı motorlarda olduğu gibi yağ değişimi, buji değişimi, bilmem ne değişimi falan yok. Bunda sadece zincirini alıyorsun. Balatan bittiğinde balata değiştiriyorsun. Disk bittiğinde disk. Sonra yola devam ediyorsun. Hiçbir şekilde bakım ihtiyacınız yok denecek kadar az. Pili sıfırdan %100'e 4 saatte şarj oluyormuş. %20'den %80'e ise, ki biz bunu gün içinde daha çok kullanıyoruz telefonlarımıza dahil, bunu da 2,5 saatte şarj ediyormuş. Tek aküyle 90, çift aküyle 180 kilometreye kadar menzil bize veriyor arkadaşlar. 1000 şarjda pilin bitmeye başladığını söylemiştik. İşte 90 kilometre menzil denmesine rağmen, hadi her gün kabaca bir hesap yapalım, 60-70 kilometre gidelim, dibine kadar bitirmeyelim. Her akşam şarjı taksak bu da ortalama 60.000 kilometre civarlarına denk gelir. Yani bu da bayağı bir kilometre yapabileceğimiz anlamına geliyor. Pilimiz lityum iyon. Buna videonun sonunda arkadaşlar direkt rakibi Silence ile kısa kısa karşılaştırırken değineceğim. Neden lityum iyon diye, pil diye sizlere basa basa söylediğimi orada anlayacaksınız. Şimdi aydınlatmalarımıza bir bakalım. Tabii ki böyle teknolojik bir motorda halojen olacak hali yok. Bir kere bastık. Anahtar yanımızda. Sonra ekranı bir kere, gördünüz mü? Şu anda ekranda buralar böyle dalgalanıyor gibi, ancak burası düz şerit arkadaşlar. Ekran kare yazından böyle yapıyor. Kapatmak istediğimizde ise öyle yapıyoruz ve kendini kapatıyor. Veya şöyle de yapabiliriz. Tabii ki bu işin biraz şovu. Böyle kontağı uyandırdıktan sonra böyle de çalıştırabiliriz. Ama açıkçası bu, bakın ben böyle çalıştıracağım. Bir kere beni tanısın. Uyandı. Heh, şimdi uyanacak. Ben bu olayı çok sevdim arkadaşlar. Motosikletin en bayıldığım iki özelliğinden biri. Bir diye de cruise control. Birazdan sizlere anlatacağım. Şimdi aydınlatmalarımızı uzunlar dahil. Artı dörtlü dahil. Açayım şöyle. Bakın sesi duyuyor musunuz? Güzel bir sinyal uyarısı var. Komple led aydınlatma. Uzun kısayı kapattığımızda kısalarımız böyle.
uzunlarımız böyle. İsterseniz ben şarjımı idareli kullanmak istiyorum ya. Aydınlatma kullanmak istemiyorum. Sadece bu şerit aydınlatmaları, gündüz aydınlatmaları beni gündüz götürsün diyorsanız onu da kapatma imkanınız var. Hemen arkadan da bir bakalım. Gayet modern ve farklı bir tasarımı var arkadaşlar. Şimdi ön göstergeye hemen gelecek olursak, ön göstergede dediğimiz gibi neler var? Kilometre göstergemiz var. Burada akümüz %45 kalmış, onu gösteriyor. Burada tripimiz var. Her kontak kapatmada bu trip sıfırlanıyor arkadaşlar. Totalde 477 kilometrede. Bu da arkadaşlar bir nevi devir saati gibi düşünebilirsiniz. İkiye aldığınızda, şimdi yürüttüğünüzde farklı oluyor. Şu anda parkta. Yürütmeniz için arka lastiği parktan çıkarmanız lazım. Ne dedi? Ready dedi, değil mi? Sıfır ses duyuyorsunuz. Şimdi ekrandaki şu yeşil çerçeveyi sürüşte de birazdan izleyeceksiniz. Bu ekonomik kullandığınızda veya işte motoru zorlamadığınızda yeşil yanıyor. Biraz böyle gazlayıp zorladığınızda işte mavi, turuncu, kırmızıya doğru kayan renkler var. Bu da işte bak beni zorladın, hızlı gidiyorsun işte falan gibi bir uyarı veren güzel bir okunaklı ekranı var. Yani gün içinde güneş şu anda bayağı tepeden vuruyor. Sizler kamerada bunu öyle sanıyorum ki çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ortada birinci kademe, yani en sakin güçte, bakın şuradan değiştiriliyor. 2 3 gördünüz mü? Şimdi bunun yanı sıra bir de şurada geri fren diyorum, düzeltiyorum. Geri vites tuşumuz var. Bastığımız zaman elektrikli skuterların en güzel yönlerinden birisi. Basıyorum. Bakın burada R çıkıyor. Gördünüz mü? Bak. Şu kilometrenin üstünde R çıkacak şimdi bastığım için. Bakın. R. Basıyorum. Ve şu anda motor eğer orta ayakta olmasaydı geri gidiyor olacaktı. Mesela bakın karşıdaki çok dik rampayı görüyor musun? 3'e çekelim. Nasıl çıkacak şimdi oraya bakın. Hiç bana mısın demeyecek. Bu elektrikli motorların gaz çevirir çevirmez böyle yapıştırıyor olmasını, güç anlamında sizi böyle geriye o G kuvvetini hissettiren gücünü çok seviyorum. Frenlerimiz, şimdi fren sistemi şeyin aklıma geliyor. Ön arka disk kombine fren sistemi var. Çok başarılı bir fren sistemi. 2 ile bir bayır tırmanalım. Ortuzdayken hız sabitleyiciyi aktif ettim. Kendi çekişten düşerse ayağını yapıyor ona göre. 34 yaptı. Korna da iyi. Aynalar yuvarlak ama güzel gösteriyor. Sadece şurada bir parmak kadar kendime görüyorum ama tam şehir içi motoru ya. Önüne poşetini al. Şu anda ben müdahale ettim. Sabitleyici devre dışı. Peki siz Horwin EK3 için ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Alman, Avusturya. Buyurun. Alman, Avusturya ortaklığıymış bu arkadaşlar. Güzel bir motor. Biraz performansı gaz açarsam şarjının düştüğünü görebiliyoruz. Ama bunda çift batarya alırsanız çift batarya seçeneği var. Tuş takımımızda neler var arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Gündüz aydınlatmalarımızı açıp kapatabiliyoruz. Modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Burada ne dedik? Geri park, geri veya park tuşumuz var. Ready diyor bastığımızda. Burada dörtlü tuşumuz var. Sesli uyarısı da beraberinde geliyor. Sol tarafta uzun kısamız var. Burada sinyallerimiz var. Burada kornamız var. Şimdi motosikletin en sevdiğim ikinci özelliğinden biri. Cruise control var arkadaşlar. Yolda gidiyorsunuz mesela 25-30 yaptınız. Bir anda şuna bastığınız zaman elinizi çektiğinizde o hızla gitmeye devam ediyor. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Sürekli mesela şehir içinde şöyle yapmak bizim bileğimizi bazen yoruyor. Cruise control bence geri vitesiyle beraber çok güzel olmuş diye düşünüyorum. Hemen sizlere şöyle sol tarafa geleyim. Şuradaki gözü göstereyim.
gözüküyor mu? Burada çok kuvvetli bir mıknatıs var arkadaşlar. Bakın, hatta ben bunu ilk sürdüğümde sigortalar bilmem neler var sandım ama yok, burası şu mıknatıs o kadar kuvvetli ve sağlam tutuyor ki. Burada şöyle elimi soktuğumda telefonunuzu, cüzdanınızı rahatça koyarsınız ve bakın, görüyor musunuz? Bir tane de USB şarj alanımız var. Ancak elektrikli scooter ben çok da tavsiye etmiyorum. Hani benzinini zaten elektrikten alıyor gücünü. İyice telefonu vesaireyi bağlayarak şehir içinde menzilinden yeme taraftarı değilim. Aşağıda bakalım bizi süspansiyon, lastik, disk, fren kısımlarında neler karşılıyor. Bakın, sesi duydunuz. Ben kilitlendim diyor. Şimdi arkadaşlar, lastikler ön 180-14, arka 110-70-13 ebadında geliyor. Lastik markamıza hemen bakayım sizler için. Timsun marka lastiklerle geliyor. Gayet ben açıkçası tutmasını beğendim. Yani zaten şehir içinde çok viraj yapmayacağız, bir şey yapmayacağız. Bu motorla amacımız nedir? Markete gittim, işe gittim, sporuma gittim. O tarz işleri görecek bir motor olduğu için lastikleri ben açıkçası beğendim. Şurada amortisörlere bir körük koymuşlar, toz pislik doluşmasın diye. Bence gayet güzel. Yine ön tarafta bakacak olursak, ön arka, daha doğrusu disk, artı kombine fren sistemi var. Görüyorsunuz kombine freni burada. Çift hortum çıkıyor. Öndeki diski, arkada da bir disk eşlik ediyor. Hemen sizlere şöyle detaylı göstereyim. Bakın, görüyor musunuz? Elektrikli scooterlarda benim sevdiğim şeylerden biri. Çok gariptir. Bunlarda ABS falan olmuyor, ancak frenleri çok başarılı oluyor arkadaşlar. Sola da şöyle gelecek olursak, görüyor musunuz? Aktarma sistemi zincirli arkadaşlar. Kayışlı değil. Yani elektrikli scooterlarda kayışlı aktarmaya alışkınızdır. Ama bunda zincirli aktarma söz konusu. Şimdi kroniklerine gelecek olursak arkadaşlar, motosikletin bir kroniği yok. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde çok uzun süredir kullanılan bir elektrikli scooter'dan bahsediyoruz. Artılarına gelecek olursak, şimdi birincisi hız sabitleyicisinin olması. İki, motoru bu şeyin arka tekerde değil. Bakın şöyle göstereyim. Genelde şu arka tekerde, bilirsiniz elektriklilerde, motoru orada olur. Bunun da orta jant çukurda falan darbe alır, bir şey olur. Bu da tamir süresi, maliyeti vesairesi olarak bizim canımız sıkan bir süreçtir. Bunu da motoru arkadaşlar şuraya, işte benzinlerde ayak koyduğumuz akünün olduğu yere koymuşlar. Aynı zamanda bu motosikletin ağırlık dengesine de katkıda bulunmuş. Bir diğer artısı da arkadaşlar, hemen şöyle geleyim. Az önce bahsettiğim gibi zincir aktarmalı olması. Zinciri şimdi hem artıda hem eksi değerlendirebiliriz. Artıda değerlendirebiliriz. Nasıl? Kayış eskimiyor. Kayış değiştirme derdiniz yok. Eksi kısmında ise bakım ve yağlama süresi olarak bir durum söz konusu oluyor arkadaşlar. Eksileri kısmına gelecek olursak, şimdi bence iki tane eksisi var. Birincisi rejeneratif fren sisteminin olmaması. Ama öyle okudum ki zincir aktarmalı olmasından dolayı böyle bir şeyin yapılamadığı yönünde bir şey okudum. Bir diğer eksisi demeyelim de, yani çift akü aldığınızda, çift batarya aldığınızda sele altınız komple kapanıyor. Yani anca böyle bir ruhsat, yağmurluk koymaya yeriniz kalıyor. Şimdi sizlere bunun piyasadaki en yakın rakibi, yani birbiriyle bence direkt rakibi diyebileceğimiz Silence S01 ile farklarını anlatmaya çalışacağım. Bazı şeyleri okumaya çalışacağım. Kararı sizler verebilirsiniz burada. Şimdi Horwind'de Samsung Lityum İyon pil bataryamız var arkadaşlar. Silence'de ise lityum demir fosfat bileşen içeren, bu yani LiFePO4 diye sembolize edilen lityum demir fosfat akü var. Lityum iyon pil daha hafifken demir fosfat akü daha ağır. Buna karşılık lityum bataryanın şarj döngüsü 1000 kez civarlarındayken demir fosfat akü 2000 doluma kadar imkan veriyor. Silence'da motoru arka tekerdeyken, bu scooter'da ise motor orta kısımda arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim. Bu da bize hem bakım hem motorun ağırlık dengesi anlamında artı sağlıyordu. Yine Silence S01 kayış aktarmalıyken Horwind EK3 zincir aktarmalı. Silence'da rejeneratif fren sistemi varken Horwind'de yok. Bu da arkadaşlar Silence'a ortalama baktığınız zaman 90 değil 120 km gibi artı 30 km kadar bir menzil getirmiş diye düşünüyorum. Silence 7 saatte dolarken Horwind 0'dan 100'e, yani en uzun sürede dahi 4 saat gibi bir kısa sürede dolabiliyor. Silence 2023 Ekim itibariyle arkadaşlar 206 bin lira civarlarında satılırken Horwind EK3 tek bataryalı olanı 126 bin, çift bataryalı olanı 150 bin liraya satılıyor. Arasındaki farklar bunlardı arkadaşlar. Benim kaçırdığım, sizlerin tamamlamak istediği şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Motobox'a çok teşekkür ediyoruz. Motobox'a nereden biliyoruz?
Türkiye'de ilk kez yine biz çekmiştik Peugeot XB400 videosunda. Bize her ne kadar plaka çıkartamamış da olsalar sağ olsunlar kolaylık yapmışlardı Levent Beyler. Bayi'nin ulaşım ve iletişim bilgilerini arkadaşlar videonun aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Lambretta, SM, bu bayiden sizlere yine ben Joyride de çekeceğim yakın zamanda. Ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Lambretta, SM, bakın Horvin, Bridgestone, Peugeot, UME, Malaguti, birçok markanın bayiliğini yapıyorlar. Güzel bir ortam. Motordan anlayan, sıcak sohbetli insanlar. Gelebilirsiniz. Bizden bugünlük Horvin LK3 üzerinden motosiklet vizyonu olarak bu kadardı arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmanızı, videomuza beğeni atmanızı ve benim gözden kaçırdıklarım varsa sizlerin de eklemeler yapmanızı rica ediyorum. Bizlere destek olun. Şu 10 binlere, 20 binlere yavaşça artık yürümem bitsin. Bir hızlanalım lütfen. Sizden destek rica ediyoruz diyorum ve motosiklet vizyonundan ben çağıracağım. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.